584. Arka taş. Kıbrıs şivesinde taş kelimesi daş şeklinde seslendirilmektedir. Avatar'ın içinde tek başına bulunduğu vizyon manyetik alandaki tüm yansımaları onun kendi kendini yetiştirebilmesi için ona yardımcıdır. Avatar olayları kendi düşüncesiyle yaratmaktadır. Yarattığı olayları niteliyorsa, yani nötr düşüncede değilse, düşünüp yaratarak içinde yaşadığı olaylar nedeniyle kozmik yapının dengesi bozulacağından, sonrasında bir de öncekinin tersini niteleyeceği bir olay yaşar. Avatar, kendi bilinç seviyesine uygun frekansta ve yaşam programına uygun olarak düşünür. Avatar düşünüp yarattığı olaylarla duygu fırtınaları yaşar. Ama avatar özgür iradeye sahiptir ve o nedenle evrime alınmıştır. Yani avatar ne yapma bilincine sahiptir, bu konuda hürdür. Avatar arzusu ve beklentisi doğrultusunda olan veya olmayan düşünceleriyle kozmik yapının dengesini devamlı olarak bozduğundan Allah sistemi de devamlı olarak kozmik yapının dengesini yerine getirmek için Avatar'ın kendi kendini yetiştirebilmesi için öncekinin tersi olan nitelemeler yapacağı bir olay yaşatmaktadır. Buna göre Avatar'ın arkasını hiç tereddüt etmeden yaslayabileceği taş niteliğinde %100 Avatar'ın güvendiği yansıması olur. Aslında odak noktası sadece avatardır. Arkadaşlığını bir yansımaların avatarla olan arkadaşlığı, iki yansımalarının kendi aralarındaki arkadaşlığı, üç avatarın yansımalarıyla olan arkadaşlığı olarak üç bölümde inceleyebiliriz. İki türlü arkadaşlık vardır. Birincisi ihtiyaçtan doğan arkadaşlık, ikincisi ise birlikten doğan arkadaşlık. İhtiyaçtan doğan arkadaşlık taraflardan birinin diğer tarafa olan ihtiyacı bitince biten arkadaşlıktır. Birlikten doğan arkadaşlık ise hiç bitmeyen ve tarafların arkasını bir taşa dayar gibi dayayabilecek kişilerle olan arkadaşlıktır. Avatarla yansımaları arasındaki iletişimler hakkındaki avatarın düşünceleri ve avatarın yansımalarının kendi aralarındaki iletişimleri hakkındaki düşünceleri avatarın bilinç seviye sınavıdır. Önemli olan avatarın yansımalarıyla olan iletişimleridir. Avatar yansımalarıyla olan arkadaşlıklarında menfaat düşünüyorsa problemdir. Bu durumda avatar hamdır demektir. Avatar yansımalarıyla bir olduğunu idrak ederse bu arkadaşlık avatar için birlikten doğan arkadaşlık olur ve hiç bitmez. 535. Dünyanın insanları. Dünyada Homo sapien diye isimlendirilen üçüncü boyut insanlardan başka dünyanın dış yüzeyinde ama beşinci boyutunda üçüncü boyut insanıyla aynı toprağa basmakta olan dış mekan nordikleri vardır. Dünyanın iç mekanında ise dıştan içe iç mekan nordikleri, sürüngenimsi olan reptilianlar, dünya merkezine çok yakın bir konumda olan ejderimsi varlıklar, yani dragonlar diye anılan varlıklar ve merkezde de deniz kızları olarak isimlendirdiğim varlıklar bulunmaktadır. Sayılan bu altı mekan dıştan içe doğru gittikçe gücü yükselen birer manyetik alandır. Ve bu mekanlarda yaşam süren varlıkların güçleri de yaşam sürmekte oldukları mekana denktir. Dünyanın iç mekanlarında olan boyutlar bazı öğretilerde konu edilen ve oyuk dünya diye isimlendirilen mekanlar değillerdir. Dünyada 19 tane boyut var ve bu boyutların her birinde yaşam süren varlıklar kendi yaşam boyutlarını dünyanın en dış mekanında olarak algılamaktadır. Yani dünya oyukları diye bir şey yoktur. Mekan bantızından konu etmiştik de mekanlarda alt boyutlardan üst boyutlara çıkıldıkça mekan bantızının arttığını belirtmiştik. Mekanın hızı arttıkça da o mekanın madde yoğunluğunun azaldığını belirtmiştik. İşte boyutlar dünyanın dışından merkezine doğru bu kurala uygun olarak sıralanmışlardır. Buna göre dünya toprağı önce dışından merkeze doğru katı maddedeyken
fotonlarına ayrılır ve merkezde ise plazmadır. Sayılan bu altı mekan kendi aralarında bölümlere ayrılmaktadır. Dünya 19 boyuta sahip bir gezegendir. Birinci boyutta bitkiler, ikinci boyutta hayvanlar, üçüncü boyutta homo sapiyenler, dördüncü boyutta 1, 2, 3 ve 5. boyut varlıklarının ortak kullanılmaktadır. 4. boyut aslında 3. boyutla 5. boyut arasında değil, kozmik yapının farklı bir yerinde asılmış olan bir mekandır. 5. boyutta dış mekan lordikleri, 6 ve 7. boyutlarda iç mekan lordikleri, 8, 9 ve 10. boyutta reptilyanlar, 11 ile 17. boyutlarda dragonlar, 18 ve 19. boyutta deniz kızları bulunmaktadır. Belirli bir güce sahip bir manyetik alanda sadece o gücün denge olan güçteki varlıklar bulunabilirler. Mekanı bir koşu bandına benzetirsen, güç yükseldikçe koşu bandının hızı artmaktadır. Her bir hızdaki koşu bandında koşabilen varlığın hızı da bant hızına denktir. Buna göre mekan bant hızı ve form yani beden hızı her bir manyetik alanda denk olmalıdır. Yani üçüncü boyuttan dünya merkezine doğru mekan ve form hızı artmaktadır. Varlık koşu bandı hızı arttıkça daha kısa zamanda daha çok yol almaktadır. Buna göre tüm boyutlar anı eşit olarak kullanmaktadırlar. Her boyuttaki mekan bant hızı üzerindeki varlığın bilinç yüksekliğine denk olarak kullanılmakta olduğu formun hızıyla denktir. Bu nedenle her boyut varlığı o mekanın anını kendine göre normal olarak algılamaktadır. Sıralamadaki boyutlar arasında kıyaslama yapıldığında boyutlar arasındaki an farkı algılanabilir. Dolayısıyla mesela 5. boyuttaki 8 saatlik bir süre 3. boyutta 30 yılda geçmektedir. 20. boyuttaki bir gün 3. boyutta 50 bin yıllık bir süre olarak algılanmaktadır. Boyutlarda alttan üste doğru gidildikçe güç artmaktadır. Dolayısıyla dünyada en az güçteki manyetik alanda bitkiler ve en güçlü manyetik alanda ise deniz kızları bulunmaktadır. Mekan hızı arttıkça madde yoğunluğu azalmaktadır. Dolayısıyla en kesin, sınırlı ve yoğun madde mekanda ve en yoğun forma yani bedene sahip olan dünya varlığı bitkilerdir. Bu durumda deniz kızları madde yoğunluğu en az olan mekanda ve en şeffaf ve sınırsız forma sahip varlıklardır. Dünyadaki her bir mekanın mekan ve form hızı farklı olduğundan varlıklar farklı mekan bant hızlarında yaşam sürmektedirler. Boyutlardan alttan üste doğru gidildikçe mekan hızı arttığından madde yoğunluğu da azalmaktadır. Madde yoğunluğu farklı olan mekanlar doğal olarak birbirlerini algılayamamaktadır. Fakat üst boyut varlıkları bir dereceye kadar kendi altlarındaki boyutların varlığını algılayabilmektedirler. Üçüncü boyut dünya insanı kendi altındaki bitkileri ve hayvanları algılarken, üçüncü boyutun varlıkları da bir dereceye kadar kendi üstündeki boyutların varlıkları tarafından algılanmaktadır. Verilen bilgilere inanıp inanmamakta her avatar hürdür. Üçüncü boyutta eriyik maden olarak düşünülen magma, yani dünyanın merkezi konusu, üçüncü boyut bilim adamları tarafından tam olarak bilinmemektedir. Vizyon manyetik alan, hakiki kozmik yapının kopyasıdır. Sen olan avatar, üçüncü boyuttasın. Spatyon olarak, ahiret olarak bilinen dördüncü boyutu bile algılayamaz ve tarif edemezken, daha üst boyutlar şu anda bilimsel olarak tarif edilemez. Yalnız mutlak olarak tarif edilebilir. Bu tariflerin ispatı hakiki kozmik yapıda teknoloji ilerledikçe bilim adamları tarafından yapılacaktır. Şu mutlak kavramları unutma. Kozmik yapının hangi noktasını düşünürsen düşün, her noktada mekan ve form eşit hızda olmalıdır. Belirli güçteki bir manyetik alanda sadece o gücün denge olan güçteki varlıklar bulunabilir. Mekan hızı arttıkça madde yoğunluğu azalıp seyrekleşmektedir. Yani mekan hızı arttıkça madde seyyarleşmekte, şeffaflaşmaktadır.
31 Aralık gecesi kutlanan yılbaşı sadece bir önceki yılın bitimi ve yeni bir yılın başlangıcıdır. Bu eğlence ve kutlama hiçbir dine ilgisi yoktur. Hristiyanların Easter ismi altında andıkları gün İsa'nın çarmıha gerildiği gündür. Bugün yumurta bayramıdır ve o gün yumurtalar çeşitli renklere boyanarak kutlanır. Aralık ayının 25'inde kutlanan Christmas ise İsa'nın doğduğuna inanılan gündür. Yıl tüm dünya için geçerli bir süre birimidir. 286. Her avatar kendi düşüncesinden sorumludur. Sen düşündüğünü yaratıp yarattığının ortasında yaşadığından ve bu ortamda tek başına olduğundan yaşadıklarından dolayı hiçbir kimseyi veya hiçbir gücü sorumlu tutamazsın. Yansımaların zaten senin kendi kendini yetiştirebilmen için senin düşüncene göre tavır alırlar. Tüm yaşadıklarının senaristi de sensin, figüranı da sensin, baş oyuncusu da sensin. Çokluk düşüncelerinden, ikilemlerden kurtulup birliğe ulaş ki vizyon olan tüm mizansenlerde karşına çıkan kişilerle ve bu kişilerin diyaloglarıyla aynı düşünce, duygu ve davranışta olasın, huzur bulasın. Nötr düşünceye sahip bir avatara hangisini tercih ettiği sorulsa avatarın tercihi yoktur. Soran hangisini isterse alsın, hangisini isterse versin. Nötr düşünceye sahip bir avatara hangisi güzel diye sorulsa avatarın cevabı yoktur. Nötr düşünceye sahip avatar iyi, güzel, doğru, kötü, çirkin ve yanlış diye niteleme yapmaz. Arzu ve beklentisi yoktur. Nötr olma işi kademeli olur. Önce avatar din, dil, ırk, milliyet ve cinsiyet bir olduğunu anlar. Daha sonra bu büyük kümelerin alt kümelerine geçilir. Daha sonra da ikilemler bırakılarak birliğe geçilir. Ne kozmik bedenler ölür ve ne de beden. Aslında o beden kalıbı sadece dağılır, hücreler ölmez. Avatarın her yaşamında bedenini oluşturan hücreler aynı hücrelerdir. Hücrelerinin üst beni yani öz bilinci avatardır. Avatar hücrelerinin öğretmenidir. Arzun ve beklentin yoksa ihtiyacın da yoktur. Herhangi bir eylemi gerçekleştirme isteği ihtiyaçtan doğar. İhtiyacın yoksa eylemin de yoktur. Kendi vizyon manyetik alanında tek başına olan her avatar bilinç olarak kendini ve tüm hücre bilinçlerini yetiştirmekte görevlidir. Avatar ressamlıkla, müzisyenlikle, yazarlıkla görev yaparak düşüncesiyle hücrelerini yetiştirirken bilinç olan kendini de yetiştirmektedir. Her varlık birer piramittir ve bilgi boyuttan boyuta, beyinden beyine yani piramitten piramide, piramitlerin en üstündeki tek bir taş sayesinde aktarılmaktadır. Bedenin görünümü yaşam programı gereği her ömürde farklı olabilir ama hücreler aynı hücrelerdir. Nasıl ki sen Tanrı yolunda yolcuysan, hücreler de senin için alt binişlerindir, senin öğrencilerindir. Onlar yolcu iken sen onlara yolsun. Sen olan avatar zihnine yenilmeden, zihninin ötesine geçerek, vizyon yaşamın gerçeklerini birleştirerek, hakiki yaşamın hakikatine ulaşmalısın. Her avatar vizyon yaşamın gerçeklerini birleştirerek mutlak boyutun hakikatine ulaşır. Hiçbir şey olmadığını idrak edersen her şey olduğunu idrak edersin. Vizyon manyetik alandaki her bir boyutun evrim katmanı 7 tanedir. Her bir katman 7 bölümden oluşur. Her bir bölümde kendi arasında 7 kısımdır. Dolayısıyla her bir boyut 7 çarpı 7 çarpı 7 eşittir 343 katmandan oluşmaktadır. Vizyon manyetik alanın 19 boyutundan her biri 343 evrim frekansına sahiptir. Bu evrim frekanslarının her biri ayrı ayrı birer manyetik alandır. Avatarın düşünce yeteneği bulunduğu boyutun frekanslarında bilinç olarak ilerledikçe farklılaşmakta ve yükselmektedir. Avatar bulunduğu boyutun manyetik alanlarında yani frekanslarında ilerledikçe daha üst frekanslı bilgileri kavrar. Dolayısıyla kozmik olarak her ifade edilen cümle bilinç durumlarına göre 343 anlam taşımaktadır. Avatarın konuları anlaması ve kavrayabilmesi kendi bilinç seviyesine göredir. Sen ilkokuldayken ortaokullu gibi düşünemezsin. Ortaokullu olsan liseli gibi düşünemezsin. Hangi frekanstaysan o anda o frekansın gerektirdiği gibi düşünebilirsin.
Her hücrenin görevi senin DNA'nda kayıtlıdır. DNA'nın gerektirdiğini hücrelerin içgüdüsel olarak yerine getirmektedir. Hücrelerinin ve organlarının işlerini o bedene sahip olan bilinç, yani avatar idare etmez. Tüm bedende organlar ve uzuvlar ise bir otomatik olarak, iki yarı otomatik olarak, üç otomatizmaya bağlı olmadan üç gruba ayrılmış olarak çalışma yapar. Ama hücreler ve organların genel idarecisinin senin beynin olduğunu unutma. Nar tanesi kendi az sonsuzluğunun yoludur ve nar yolunun yolcusudur. Burada nar tanesinin yoludur ve nar yolcusu nar ağacı yolunun yolcusudur. Burada nar ağacı narın yoludur, nar ağacı yolcusu nar bahçesi yolunun yolcusudur. Burada nar bahçesi nar ağacının yoludur. Her varlık kendi üstü için yolcu, kendi altı için yoldur. 587. İdrak et. Bu vizyon manyetik alanda teksin. Her düşündüğün kendin içindir. Algıladığın her kişi senin hücrelerinden birinin yansımasıdır. Kim için düşünürsen düşün, kendin içindir. Üst ben nasıl oluyor da her şeyimizden haberdar oluyor da bizi yetiştiriyor? Sen avatar olarak kendine ait olan vizyon manyetik alandasın. Üst benin olan Atlantalı da hakiki kozmik yapı olan Alfonova'nın ilk yüzünün Rahman boyutu varlığıdır ve halen orada yaşam sürmektedir. Her an söylediğimiz gibi senin auran, kozmik bedenlerin ve et bedenin üst benine perisifiri denen bağla bağlıdır. Senin üst benin olan Atlantalı'nın perisifirisi ile senin perisifirin betona bağlı laboratuvarında bulunan özgüç küresine bağlıdır. Dolayısıyla üst beninin düşüncesi bilgi olarak perisifiri sayesinde sana kozmik akım olarak akmaktadır. Sen bu bilgiyi kozmik akım olarak alırken aynı yoldan da üst benin senin tüm düşüncelerini aldığından senden her an haberdar olur. Senin vizyon manyetik alanının içinde bulunduğun elektromikroskobik küpçük Betonova'da bulunan laboratuvardadır. Dolayısıyla burada görev yapan yedi mutlak boyut varlığı da her an senden haberdardır. Dolayısıyla mutlak boyut varlıkları hem üst ben olan tüm Atlantalılardan ve hem de vizyon manyetik alanında tek başlarına olan tüm avatarlardan her an haberdardırlar. 588. Diğer avatarlarla buluşma. Kişi defalarca yeniden doğduğu halde neden bilinç aşaması yapamayıp şeriat bilinç boyutunda kalıyor diye bir soru geldi. Üst beninin kopyası olan avatar olarak sen, bulunduğun vizyon manyetik alanda tek başınasın. Bu vizyon manyetik alanda senden başka avatar yok. Bilinç aşaması yapamıyor diye algıladığın kişiler sadece senin yansımalarındır. Onlar avatar değillerdir ve sadece senin kendi kendini yetiştirmende sana yardımcı olmak için oradadırlar. Sen tek başına kendi evrimini ve bilincini yükseltmeye bak. Betonova laboratuvarlarında Atlantalı sayısı kadar küp var ve her küpte de bir avatar. Hiçbir avatar başka bir küpteki avatarla karşılaşıp diyalog kurma şansına sahip değildir. Yani sen avatar olarak kimin evrimli olup olmadığını veya kimin bilinç aşaması yapıp yapmadığını bilemezsin. Yansımaların senin vizyon manyetik alanında hangi boyuttaysan o boyutun 343 frekansını paylaşmış olurlar. Seni boyuttan boyutun bir frekansındasın. Senin frekansını paylaşan yansımaların seninle aynı bilinçteymiş gibi rol yaparlar. Senin bulunduğun frekansın üstündeki frekanstan paylaşanlar senden bilinçliymiş gibi rol yaparlar. Senin bulunduğun frekansın altındaki frekansları paylaşanlarsa senden bilinçsizmiş gibi rol yaparlar. İşte senin şeriat bilincini aşamayanlar olarak algıladığın topluluk senden bilinçsizmiş gibi rol yapanlardır ve bu şekilde davranmaları senin o konuda düşünüp kendi kendini yetiştirebilmen için sana yardımdır. Sen sadece kendini bilebilirsin. Sen kendini tart. İstekle gayret et ve öz bilincine ulaş. Öz bilincine ulaşabilen her avatar Betonova'da yaşam hakkı kazanacak ve ancak o an diğer avatarlarla buluşacaktır. Sen avatar olduğunu ve tüm algıladıklarının yansıma olduklarını bilip %100 kabullenirsen çok büyük bir bilinç aşaması yapmış olursun. Bak, dene ve gör, algıla. Bu kabulden sonraki düşüncelerinin kalitesi tamamen değişecek. Bu değişimle huzura kavuşacaksın. Yansımalarınla avatar
yansıma konusunu tartışmaya kalkarsan, yansımaların da avatar olduklarını, senin de onların yansıması olduğunu iddia edecekler ve senin zihninin bu konudaki kandırmasıyla bilinç aşaması yapabilmen engellenmiş olacaktır. Sen kendin avatarsın. Bunu hiçbir yansımanla tartışma. Ortam ve varlıklar senin yansımandır. Algılamakta olduğun olaylar ise kendi kendini yetiştirebilmen için yapmış olduğun yaşam programı ve o anki düşünce frekansına, yani düşünce kaliten uygun olarak düşünüp yarattıklarındır. Bu vizyon ortama nitelemelerinle kozmik yapının dengesini bozduğun durumlarda kozmik yapının dengesinin yerine gelmesi için Allah sisteminin de sana kendini yetiştirebilmen ve öz bilincine ulaşabilmeni sağlaman için sunduğu mizansenler var. Tüm bunları yaşarken ne düşündüğün senin sınavındır. Farkında ol. Düşünüp yarattığın olaylar, ortam ve varlıklar tiyatro sahnelerini oluşturuyorlar. Sen sinemada seyirci olansın. Yansımaların da sinema perdesindeki filmin oyuncuları. Sen ışık varlıksın, yansımaların da perdede oynayan ışıktan varlıklardır. Perisipiri sonsuz uzayabilen bir bağdır. Perisipiri senin manyetik alanın olan aurayı, kozmik bedenlerini ve et bedenini birbirine bağlamaktadır. Bir taraftan da perisipiri tüm bunları üst benine bağlar. 589. İç çatışması. Dünyadaki tüm cıngar avatarın yansımalarını kontrole almak istemesi nedeniyle çıkmaktadır. Sen onları kontrol edemezsin, düzeltemezsin. Sadece onları izleyerek kendi kendini düzeltebilirsin. Tenkitler, eleştiriler, çatışmalar, savaşlar yansımalarını yok etmez, değiştirmez. Ama sen egondan kurtularak kendi kendini değiştirebilirsen, bilinçlenebilirsen tüm yansımaların da değişir. O an huzur bulursun. Düşünce kalitesi bilinçlenerek arttırılır. Bilinçlenmek için ise öğrendiklerini hayatında otomatik olarak kullanabilmen gerek. Tüm algıladığın senin yansımandır. İstemiyorum, beğenmiyorum demek de arzu ve beklentilerinin var olduğunu belirtmiş olursun. Sen kendi kendini yetiştirip bilinçlenirsen istemediğin ve beğenmediğin kalmaz. Bilinçlenirsen iyi, güzel, doğru, kötü, çirkin ve yanlışın var olmadığını idrak edersin. Sevmediğin ve beğenmediğin kalmaz ve devamlı sevdiğin ve beğendiğin dahi kalmaz. Tek başına olduğunun açıklanması korku duyman için değil, bilinçlenmene engel olmakta olan öteki başkası sorununu ortadan kaldırmak içindi. Korkmak geçmişi düşünmektir. Endişe etmek geleceği düşünmektir. Halbuki korkmana ve endişe etmene gerek yoktur. Çünkü ne geçmiş var ne de gelecek. Sadece an var. Yaratım kesin düşünerek o düşünceye enerji vererek gerçekleştirilir. Falan yere gideceğim, falana bir şey vereceğim şeklinde düşünürsen bu şekilde düşünüldüğü an artık o düşünce gerçekleştirilmelidir. Onu ne değiştirebilirsin ve ne de sonraya erteleyebilirsin. Düşünürken düşüncene kesinlik kazandırmazsan, yani belki şayet uyarsa kelimelerini kullanarak düşünürsen o düşünceni yaratamazsın. Biliyorsun ne geçmiş var ne de gelecek, sadece an var. O nedenle sonrayı düşünürken düşüncene süre katarsan o düşünceye kesinlikle kesinlik kazandırmazsın. Süresiz, mekansız olarak bir iş talebinde bulunmak veya da başka bir istekte bulunmak için bunu sadece düşünmek ama şayetsiz ve belkisiz olarak düşünmek gerekmektedir. Bu anlatılanlar vizyon manyetik alanın gerçekleridir ve bu gerçekleri hazmeden hakikate ulaşır. O nedenle bu kuralların yararının kesin olduğunu bilip kabullenmek gerekir. Hem düşünüp ve hem de bu konuda içinde tereddüt taşırsan o düşündüğünü yaratamazsın. Düşünceni konsantrasyonla yoğun ve kesin olarak düşün. Bu şekilde o düşünceye kendinden enerji vermiş olursun ve o düşünce duygu haline gelir. Duygularda karşına oftalmi denen göz derinliklerinden düşündüğün gibi çıkar. Yani sen düşündüğünü yaratmış olursun. Nitelemeler arzu ve beklentiye dayanır. Arzu ve beklentin doğrultusunda olanları iyi, güzel ve doğru olarak niteler ve buna pozitif veya olumlu dersin. Arzu ve beklentin doğrultusunda olmayanları kötü, çirkin ve yanlış olarak niteler ve buna da negatif veya olumsuz dersin. Bu iki düşünce görecelidir.
ve kozmik yapının dengesini bozar. Dolayısıyla kozmik yapı dengeye gelirken sana önceden düşünüp yaratıp nitelediğinin tersine niteleyeceğin olaylar yaşatır. Sen düşünüp yaratıp yaşarken olumlu veya pozitif olarak nitelediğin şeyleri yaşarken mağdur olmadığın için ona tepki göstermezsin. Ve hatta düşündüğünü yaşadığını bile fark etmezsin. Ama pozitif veya olumlu olarak düşünüp yaratıp yaşadıktan sonra onun tersi olan negatif veya olumsuz olarak niteleyeceğin bir olay yaşadığın an mağdur olduğundan hemen onun farkında olursun. Nötr düşünce kozmik yapının dengesini bozmaz. Düşünüp oluşurken yani yaratırken ortamında bazı güçler varmış gibi düşünerek bana arzuladığım falanı ver, bana falan için yaratımcı ol diye isteklerde bulunmak boşunadır. Sen dersini çalışmazsan sınavı geçemezsin. Sen yürümezsen gideceğin yere ulaşamazsın. Ortamında sana yardımcı olan bir güç varmış gibi davranarak o var olmayan güçten bir şeyleri istemek sadece egodur. Düşüncelerin yansımalarını yönlendirir ve düşündüğün gerçekleşir. Her şeyleri sen düşünüp yaratıyorsun. Yansımaların senin kendi kendini yetiştirebilmen için sana yardımcıdır. Ama sadece kendi bilinç seviyene ve yaşam programına uygun olarak düşündüklerinin yerine gelir. Kozmik yapıda egoya hizmet yoktur. Allah bir yetiştirme ve ulaştırma sistemidir. Tanrı ise güçtür. Her varlık Allah sistemi yardımıyla birleşe birleşe ona, Tanrı'ya ulaşır. Tanrı olur. 590. Kristal. Üst ben nar olsa, onun kopyası olan sen de onun kopyası olarak bir narsın. Ama tüm algıladığın kozmik yapı ve varlıkların tümü de senin üst benini oluşturanlardır. Onların toplamı üst benin bedenin yansımasıdır. Yani tüm yansımaların toplamı sadece bir tek narı oluşturur. Vizyon manyetik alanda şu anda dağınık durumda bir nar varken, avatar olan sen de bütün bir nar olduğun halde, kendini tek bir nar tanesi gibi algılıyorsun ve kendini yansıma olan nar taneleri gibi görüyorsun. Aslında sen bir nar olduğun halde sıkıştırılmış bir karbonun elmas oluşu gibi senin de nar olarak sıkıştırılarak bir nar tanesi boyutunda olduğunu algılaman sağlanmıştır. O nedenle kendini küçümseme. Sen bir kristalsin. Bir mum da sen yak denir. Aslında hakiki bir mum yak denmek istenmez. Bilgi ver de insanları aydınlat, bilgilendir ve bilinçlenmelerine yardımcı ol demek istenir. Yansımaların yansıma olduklarını idrak etmişsen, ortamındakilerin sadece senin düşünceni kozmik akım olarak aldıklarını ve aldıkları bilgiyle kendi kendilerini yetiştirmeye çalıştıklarını bilirsin. Para her şeye sahip olmak için egoyu kamçılayan bir nedendir. Paranın tersi Arap'tır. Siyah anlamında Arap. Negatif veya olumsuz olarak algılanır ama aslında siyah tüm renkleri içerdiğinden sonsuzluğu ifade etmektedir. Vizyon manyetik alanında tek başına olan ve ikilimlerle yaşayan avatar, İş yaptırmak isterse ne kadar çok iş yaptırırsam, ne kadar az para verirsem diye düşünerek, iş yapan avatar da ne kadar az iş yaparsam, ne kadar az malzeme harcarsam, ne kadar çok para alırsam diye düşünerek sınav olur. Maksat avatarın öz bilincine ulaşmasıdır. Dolayısıyla bu her an gerçekleşen sınavların neticesinde avatar kendi yaşam programı gereğince neyin dersini alacaksa o tiyatro sahneleriyle ve yansımalarıyla olan diyaloglarıyla kendi kendini yetiştirir. Bir konuda bir olaydan ders almadı mı? O olay avatar bunun doyumunu sağlayıncaya kadar tekrarlanır. Avatar ders alacağı konuda dersini almışsa o olay bir daha tekrarlanmaz. 591. Hastalıklara karşı bakış açım. Tüm hastalıklar düşünülenin sonraya ertelenmesinden ileri gelir ama bir de şu var. Sen olan avatarın içgüdülerine hiç ihtiyacın olmayan maddeleri eklersen beden yapım bozduğundan hastalıkların oluşur. Üçüncü neden de anda yaşamayıp geçmişi düşünürsen korkuların olur, geleceği düşünürsen endişelerin olur. Bu korku ve endişelerin de hastalık yaparak vücut dengeni bozabilir. Korkunun en yaygını ölüm korkusudur. Aslında ölüm de yoktur. Bu nedenlerden dolayı düşündüğünü anında gerçekleştir.
Bedenine her türlü yabancı maddeyi alma. Almamaya özen göster. Bu yabancı maddeler uyuşturucunun yanında havaya karışmış her türlü gaz, toz ve çiçek tozları olabilir. Sen ve hücrelerin bilinç olan senin yaşamın sonsuzdur. Hakikatte yedinci boyutun ortalarından itibaren ne ölen var ne de doğan. Form yani beden hücrelerden oluşmaktadır. Hücreler de birer bilinçtir ve onların da kendilerine göre formları yani bedenleri vardır. Hücrelerin senin alt bilinçlerin ve öğrencilerindir. Yani sen hücrelerinin öğretmenisin. Bilinç olan sen bedeninin çalışma yeteneğinin sıfırlandığını düşündüğün an astronot elbisen olan bedenini terk ederek çözülüme uğramana neden olursun. Dolayısıyla hücrelerin de kendi bedenlerini terk ederler. Hücreler yaratan boyutunda işlem görür ve yeniden ana rahmine düşerek bir sonraki form yani bedeni oluştururlar ve yeniden doğuş gerçekleşir. Hücrelerin de birer bilinç olduklarından onlar da ölmez ve öğretmenleri olan seni hiç terk etmezler. 592. Farkında ol. Algılamakta olduğun tüm ortam ve varlıklar senin bedenini oluşturan hücrelerin yansımasıdır. Hücreler birer bilinçtir. Hücrelerin bilinçlerinin toplamı senin bilincine denktir. Olaylar da senin evrim frekansına uygun olarak düşünüp yarattıklarındır. Her düşünce bir sınavdır ve huzursuz oluş bir frekansı yükselmesini işaret etmektedir. Olaylar karşısında iyi, güzel, doğru, kötü, çirkin ve yanlış diye nitelemeler yapıyorsan arzu ve beklentin var demektir. Anda yaşamayıp geçmiş ve geleceği düşünüp geçmişin hatıralarıyla korkuya kapılıyorsan, geleceği düşünerek endişelere kapılıyorsan bil ki hala hamsın. Düşünürken bunları fark et ve düşünmemeye gayret et. Avatar'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Üst beninin kopyası olan avatara yani sana üst beninden atmakta olan kozmik akım bir nevi enerjidir. Avatar yani sen bu kendine atmakta olan kozmik enerjiyi kendi evrim frekansına uygun olarak düşünerek hangi maddeye istersen dönüştürebilirsin. Atmakta olan enerjiyi istersen paraya, istersen yiyeceğe ve herhangi bir şeye dönüştürebilirsin. Dolayısıyla sadece anda yaşamakta olduğunu ve geçmiş diye düşündüğünü her an yeniden ve yeniden düşünüp yarattığını, her an düşünüp yaratarak da geleceğin anını oluşturduğunu idrak et. Yaratma gücünün var olduğunu kavrarsan arzun beklentin kalmaz. Sadece anda yaratarak yaşam sürersin. Anda yaşamakta olduğunu kavrarsan korkun ve endişen kalmaz. Bu vizyon manyetik alanda tüm algılamakta olduğun kozmik yapı ve varlıkların tümünün toplamının sen olduğunu, alt sonsuzdan üst sonsuza uzanan sonsuzluğun her noktasındaki kozmik yapı, alt sonsuzdan o noktaya kadar olan tüm kozmik yapının toplamıdır kuralını, alt sonsuzdan üst sonsuza uzanan sonsuzluğun her noktasındaki varlık, alt sonsuzdan o noktaya kadar olan tüm kozmik yapı ve varlıkların toplamıdır kuralını kavrarsın. Nötr düşünceye sahip olmuş ve sadece seyirci konumuna dönüşmüşsen bil ki tamsın.